Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. 29 Haziran 5 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, gezegeniniz Merkür bu hafta geri hareketini sürdürüyor. Evet, biraz içe dönüksünüz, biraz enerjiniz düşük, biraz hayata daha duygusal bakıyorsunuz. Ama yengeçteki bir Merkür belki biraz ailenizle ilgilenmenizi, biraz uzun süredir görmediğiniz kişilerle haberleşmenizi, belki eksik kalan bazı işlerinizi tamamlamanızı da sağlıyor. Bazı özel fırsatlar da verebilir bu hafta size. Venüs düzeldi artık ileri harekete döndü. E, bu dönem 7 Ağustos'a kadar e, kariyerinizle ilgili konuları destekleyecek aslında. E, ve bu hafta Mars artık Koç burcunda ilerlemeye başladı. Yılın ikinci yarısında, yıl sonuna kadar, önümüzdeki Ocak ayına kadar hatta Mars Koç burcunda olacak. Önemli bir gezegen geçişi. E, Marsın olduğu yerde hareket var enerji var, mücadele var ve sizin haritanızda da Mars 8. evinizde olacak. Özellikle parasal konular ve daha çok paylaşımlar, hisseli paralar alanında mücadeleler ortaya çıkacak. Bu bir ortaklı yatırım işi olabilir, bir kredi konusu olabilir. Belki borçlanmalarla ilgili konular olabilir. Miras, nafaka, sigorta, tazminat gibi konular. Şimdi buralarda aktif bir dönemdeyiz. Evet bazı uğraşlarımız olabilir, işlerimiz olabilir, mücadelelerimiz olabilir, vergi konuları, sigorta konuları belki gündemimizde olacak. Bunun yanı sıra para dışında e, Mars tabii ki bu alandan geçerken harcamaları da zaman zaman arttırabilir. E, kontrolsüz bazı durumlar ya da hani beklemediğimiz sürpriz durumlarla da karşılaşabiliriz. Ama bir yandan da kazalara dikkat etmek lazım. E, çünkü 8. ev Evet finansal krizleri anlatabilir ama bazen bunlar bazı sağlıkla ilgili olabilecek krizler anlamına da gelir. Kazalara dikkat etmek gerekiyor. Ee, sağlıkla ilgili belki bir operasyon, bir ameliyat gündeme getirebilir bu süreç içerisinde. Özellikle 10 Eylül ile 15 Kasım arasında Mars retro hareketli olacağı için bu dönemde ameliyat ve benzeri operasyonlardan uzak durmak gerekiyor. Bunu hatırlatmak istiyorum. Böyle bir gündemimiz varsa daha öncesinde bunları veya sonrasında yapmakta fayda var. Borçlanma konusunda da tabii ki özellikle o döneme dikkat etmek gerekiyor. Herhangi bir şifa amaçlı, tedavi amaçlı bir operasyonu da tabii ki Mars 8. ev geçişi gündeme getirebilir. Ama libidonuz güçlenecek enerjiniz artacak karizmanız güçlenecek bu dönemde hayatınızda mücadele edilmesi gereken konularda daha aktif olabilirsiniz Evet bu hafta Pazartesi günü ay terazi burcunda parası anlamda hareketli bir gün kazançlar alanı da sizi destekleyebilir iş hayatınızda alışverişler yapmayı düşünüyorsanız Pazartesi gününde değerlendirebilirsiniz Ama tabii Merkür retro unutmayın çok da önemli alışverişler için biraz daha beklemekte fayda var. Salı ve çarşamba ay akrep burcunda olacak. Bu iki gün çok zihinsel anlamda sizi aslında destekleyen iki gün. Yaratıcılığınız artıyor. Haber trafiği de artıyor hayatınızda. Birileriyle konuşmanız, görüşmeniz, böyle bir bilgi paylaşmanız mümkün. Komşularla da daha fazla birlikte olabilirsiniz. İş arkadaşlarınız veya kardeşler, akrabalar. Onlarla ilgili yakınlarınızda olup bitenlerle ilgili konular aktifleşecek. Perşembe ve Cuma ay yay burcunda biraz daha özel alanlarımıza çekilebiliriz. Biraz güvenliği önemsiyoruz. Tabii ki böyle bir durumda evde zaman geçirme, yuva konuları, aileyle ilgili konu ve kavramlar önceliğimiz olabilir. Ve hafta sonunda ay artık oğlak burcuna geçiyor ve dolunay fazında. Ve pazar günü 5 Temmuz'da 13 derece. Oğlak Burcu'nda ay tutulmamız meydana geliyor. Bu ay tutulması son iki yıldır yengeç oğlak aksında yaşadığımız son tutulma olacak. Önümüzdeki dokuz yıl artık oğlak ve yengeç burcunda tutulma olmayacak. Dolayısıyla tutulma bir tamamlanma, bir dönüşüm enerjisini de getiriyor. Çocuklarla ilgili konularda belki bir hedefinizi, bir belirsizliği bu tutulmayla netleştireceksiniz. Tabii bir çocuk sahibi olmaya da karar verebilirsiniz. Hamilelik gibi bir konu da gündemde olabilir. Ya da çocuklarınızın eğitimi, onların geleceği, hani bazı düzenlemeler tutulmayla gündemimizde olabilir. Aşk hayatınız önemli. Aşık olabilirsiniz. Veya yani geçmişten gelen bazı ilişkileriniz canlanabilir. Yani bu dönem romantik konuları, aşk konularını öne çıkarıyor. jüpiter Plüto kavuşumu da bu hafta Oğlak Burcu'nda etkinleşecek hafta başından itibaren zaten... E, ...yaratıcı süreçler, aşk konuları, çocuklarla ilgili konularda e, hem bir şans, büyüme fırsatınız var... ...hem de büyük bir güç, dönüşüm ve yeni bir yapılandırmaya zemin hazırlayan önemli etkiler var. Bunlar sizin dışınızda gelişen daha kadersel, biraz daha toplumla bağlantılı konu ve kavramlarda olabilir tabii ki. Şanslısınız aslında. Şans evinizdeki bir e, ay tutulması doğum haritanızla destekliyorsa hem maddi konularda hem manevi konularda güçlü bazı sürprizleri belki bir sorunu çözecek önemli fırsatları karşınıza çıkarabilir. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.